Buyurun gelsin. Medeni kanundan önceki bir günlük evlilik adeti. Resmi bu yani, bir günlük. Bir talak. Talak salasi gibi bir şeydi. Yani bu bir günlük. Bu bir günlük evlilik bu. Hülle. Hülle, gayet güzel. Gayet güzel. Bunlar benim korktuğum sorulardı. Güzel atlattınız her ikisini de maşallah. Hali hazırda 12 tane harf alma hakkımız var. Gelsin yenisi efendim. Yarısı mastar zaten. Biraz korkuyorum ama teklifsiz konuşmak. Çakmak. Hadi canım. Sezinlemek, anlamak, farkına varmak. Çakmak. Çaktın köfteyi. Şurada bakalım neler olacak. Toprağı sürmek için kullanılan bir tarım aracıdır hocam. Saban değil. Dirgen. Saban değil. Değil. Sürmek için kullanılıyor. Sabandan sonra zaten bu çıkmış. Römork gibi bir şey miymiş? Değil, değil. Ya römork gibi tabii ki. Arkasına takılıp sürükleniyor da. Saban... Sürgün... Harf alalım mı? Bir harf alayım. Bir tane alalım. Çabucak. Ama bu yeter. P harfi yeter. Patoz gibi bir şey. Toprağı sürmek için bu. Sürmek için. Tıpkı saban gibi ama saban tek çizgi yapar. Evet. Bu biraz daha rahat, daha gelişmiş. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha aldık. Çünkü. Neydi o? Bundan sonrası zaten ek kısmı. Ekli mi? Ek evet, mi? Evet, evet, evet. Yani kökünü bulduk gibi. Sesli harfi kaldı bir tek. Ne işe yarıyoruz? Pile. Pale. Pale, pile, pele. Alalım bir harf. Alayım, alayım, alayım. Aldık bir harf. U. U. Pil. U. Ne bu bilmiyorum. Aramızda tarımla ilgilenen Hümeyra Hanım var. Vallahi biliyormuş. Palmut gibi bir şey. Palmut mi? Olur mu yahu? Pal, pel, pil, pul. Bir harf daha. Pulluk. Pulluk! Uğraştırdı biraz. Sürenizi yedi evet, işin evet, kötüsü. Evet. Ama merak etmeyin efendim. İyi durumdasınız. Hali hazırda 9 tane harf alabilecek durumdasınız. Bundan sonra rahatlayacağız bakın. Arapça kökenli bir kelime çıkacak karşınıza ama yaygın kullanılıyor hali hazırda dilimizde. Eskimemiş kelimelerden biri. Görelim. Hem işlem, hem davranış ya da yol yöntem. Bu anlamlarda kullanılır bu sözcük. Yol, yordam. Yol yöntemi boş verin. Davranış. Bana böyle davranamazsın. Muamele. Bana böyle muamele edemezsin. Bravo! Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. 7 harfli cevapların ikincisinin peşindeyiz efendim. Tek derdim süre. Haydi Server Bey. Büyük bölümü yoğurttan yapılır. Uzun süre saklanabilen... Tarhana. ...bir çorba türüdür tarhana. Ya da o çorbanın malzemesi. Şimdi yine Arapça kökenli bir kelime. Yine eskimemiş kelimelerden. Hatta muameleden daha yaygın kullanılıyor diyebilirim. Buyurun bakalım. İki sporcu müsabaka veya iki takım arasında kazanmak amacıyla yapılan yarışma. Müsabaka, karşılaşma. Çok güzel. Son sorularda rahatlayacağız demiştik değil mi? Burada o kadar rahatlamayalım. Olsun. Bu çünkü 8 harfli son cevabınız olan soru tek kelime. Mastarla bitiyor. Dümdüz basit bir kelime. Ama aklınıza birden fazla cevap getirebilir. Mecaz mı? İllaki mecaz. Tek kelime. Evet, şu anda 9 tane harf alma hakkınız var ya, birini burada harcarsanız çok da dert etmem ben, siz bilirsiniz. Buyurun bakalım. Aklını yitirmek. Kaçırmak. Gelin bir harf alalım mı? Tırlatmak. O zaman almayalım da siz gene bir daha düşünün. Tırlatma. Çünkü tırlat... Mekmak bu. Tırlatma. Mekmak mı? Mak, evet. Fıttırmak. Hı? Fıttırmak. Değil. Bir harf alayım. Bir harf alalım en güzeli. Yeter, sesli harfle başlıyor. Oynatmak. Oynatmak, 700 puan. 5500 oldu kasa. 39 saniye var efendim. Soru başına aşağı yukarı 10 saniye demektir bu. Hallederiz. Buyurun geliyor Server Bey. Diyor ki ısıtma ve şok soğutma yöntemiyle mikroorganizmalardan arındırılmış. Pastörize. Evet, bizzat kendisi. Bu çok basit.